Ben bir Türk zabitiyim. Adım Halit Kesmizade. Gözü pek atadan, eli dualı anadan doğmadır şahsiyet. Metehan'dan, Alparslan'dan, Fatih'ten uzanır neslim. El Emin'den, Ömer'den, Ali'den gelir kuvveti. Orta Asya'dan Avrupa'ya, Habeşistan'dan yeni dünyaya yaraşır yurdum. Mazlumların umudu, zalimlerin korkusudur silahı. Türkiye'de çok eğitim aldım. 92-96 yılları arasında Kara Harp Okulu'nu ilk bitiren Azerbaycan zabitlerinden biriyim ben de. O zaman Ali Büyükbaşkomandan Haydar Aliyev'in ilk gönderdiği heyetlerdeniz. Daha sonra Türkiye'de çok yıllar hizmet de verdi. Kurslara da katıldım. Komando kursu, ameliyat, keşfiyat ve akademiye de iştirak ettim. Dolayısıyla çok uzun zaman Türkiye'de kaldım. Hatta bu 27 September öncesinde bizim bu savaşa hazırlık bağlamında her şerde bir hayır vardır diye rahmetli, Allah ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin, Polat Haşimov generalimizin şehadetinden sonra hem Türkiye'deki siyasi danışıklar ki oradan daha yakından takip ediyorduk bunları Azerbaycan'la. Sonucunda bir karar verildi, siyasi bir karar verildi ve o zaman ben de Türkiye'de görevliydim. O karar üzerine biz oradaki Azerbaycan zabitlerinin birçoğu ülkelerine bu maksatla hemen dönüş yaptılar. Ben 18 Ağustos'ta buraya geldim, vatan toprağından. Türkiye'deki tecrübelerimizden istifadeyle burada bize bazı görevler verildi, tapşırıklar verildi. Öncelikle ben 2. Korps'ta, Beylegan'da görevlendirildim. Orada yoklamalar geçirmek üzere görevlendirildim. Dövüş hazırlık, dövüş hazır olma yoklamaları. Türkiye'deki sistemi, tecrübeyi bildiğimiz için öncelikle inspeksiye idaresinde bizden istifade olundu bu manada. İkinci kol orada Beylegan'da biz varır varmaz hemen zaten önce Bakü'ye peşinden oraya vardık. Büyük bir heyetle her kol orduda ordumuzun hazırlık seviyesini yokladık. Eksiklerimiz nelerdir? Bunları en kısa sürede nasıl berpa ederiz, tamamlarız, bakarız? Bu maksatla hummalı bir faaliyete giriştik. Gece gündüz çalıştık. Tabii bu aralarda halkın veya başka insanların böyle bir savaşın hazırlığı olduğuna haberi yoktu. Hani çoğu insan, kimi insan bunu sezinleyemiyordu bile. Çünkü 28 yıllık bir üzerimizde töhmet vardı biz askerler olarak. Özellikle zabitler Türkiye'ye gittiğimizde bize ilk sorulan soru buydu. Ve bu soruya verecek hiçbir zaman cevabımız yoktu. Yani soru da şuydu. Yani 2-3 milyon Ermenilerin Karabağ arazisini işgal etmiş. Siz 10 milyonluk Azerbaycan halkı, ülkesi, siz de onların zabitisiniz. Bu toprakları nasıl geri alamıyorsunuz deyince Türk kardeşlerimize verecek bir kelamımız yoktu. Bu hakikaten bizim için çok büyük bir töhmet ve yüktü üzerimizde. Yani bütün zabitler olarak ne kadar Türk kardeşlerimize çalışsak, tecrübeler kazansak, Suriye'de, Irak'ta da onlarla beraber olduk ama bu ağırlığı hep hissettik üzerimizde. Bu töhmeti hissettik ve bugünün gelmesini biz öyle bir bekliyorduk ki yani ok, yaydan çıkacak ok gibi bir haldeydik yani manevi anlamda böyle bir halimiz vardı. Bu tapşırık bize verildiğinde bu heyecanla geldik ve dört elle sarıldık gece gündüz. Hemen yarın savaş olacakmış gibi eksikler diye ortaya çıkardık. Şimdi askeriyede iki türlü eksik olur. Ya eğitim eksik olur, askerlerimiz tam hazırlanmamıştır. Teknolojik silahları kullanmayla ilgili talimleri tam geçirilmemiştir. Ya da teknolojik olarak eksiğimiz olur. Yani mühimmattır, silahtır, sursattır, teknikadır, zırhlı teknikadır. Bunlarla ilgili eksikler olabilir. Bunların hazırlanması lazım. Biz iki cihetten de bize verilen korpslardaki bütün malzemeyi, eğitimi tespit ettik, kıymetlendirdik, ortaya çıkardık. Ve bunların en kısa zamanda nasıl berpa edileceğiyle ilgili raporla yazdık. Bunu Cenab-ı Prezident'e kadar gitti. Önce Müdafiye Nazırı'na, Cenab-ı Nazır'a kadar çıktı.
Oradan tekrar bize tapşırıklar verildi. Eğitimle ilgili olan kısımları hemen orada talimlerle eksiği gidermeye başladık. İşte Türk kardeşlerimiz başta olmak üzere, diğer işte Pakistan olsun, diğer ülkelerden de aldığımız yardımlarla bu hem silah hem mühimmat eksiklerimizi hızlı bir şekilde gidermeye başladık. Hem teknik personel yardımı geldi, hem malzemeler geldi. İşte biliyorsunuz Bayraktarlar geldi Türkiye'den. O konuda çok Türk kardeşlerimiz bize kömekli oldu, yardım oldu. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ama biz özellikle Azerbaycan zabitleri olarak, ki ben polkomikim, yaklaşık 30 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Baktığınızda zaten biz bugünler için hazırlanmıştık. Bugünlerin bize nasip olması için her gün Allah'a dua ediyorduk. Yani bu üzerimizdeki bu kara lekeyi kaldırmak için zaten böyle bir fırsatı yakalamanın da coşkusu ve şevkiyle biz canla başla bu hazırlıkları, talimleri geçmeye başladık. Tabii bir yandan da ordumuzu hazırlamaya çalışıyoruz. Konuşmalar yaptığımızda, askerlerle danışık gittiğimizde, harbi hisselere gittiğimizde, kıtalarda kardeşlerimizin gözlerindeki tereddütleri görüyorduk. Nasıl bir tereddüt? Herkes gönül olarak bunu almak istiyor, yapmak istiyor. Yani Karabağ Azerbaycan'dır. Herkes Karabağ almak istiyor. Bir hissiyat var ama herkese de bir acemiliğin getirdiği, daha önce yapmadığı bir şeyi yapmanın getirdiği bir tereddüt ve acaba nasıl olacak soruları, o şüpheler insanların gözlerinden okunuyor. Tabii bunu eğitimle aşmak mümkün ama çok zamanımız olmadığı için bunun nasıl üstesinden geliriz derneğiydik. Çünkü askeriyede bir laf var. Ter dökmeyen kan döker. Bu Türklerde de çok söylenen bir laftır. Yani eğitim, ne kadar çok talim, eğitim yaparsanız biz askerler olarak, savaş 40 yılda bir olur. Askerin işi savaşın dışında eğitim yapmaktır, tatbikat geçmektir, egzersiz. Savaşa hazırlanmakla geçer. Siz 20 yıl savaşa hazırlanırsınız, 1 ay, 3 ay, burada olduğu gibi 44 gün bir muharebe yaparsınız, devletlerin 100 yıllık kaderi değişir. Dolayısıyla bizim işimiz aslında asker olarak her zaman talim üzerindedir. O yüzden ne kadar ter dökerseniz o kadar az kanınız dökülür. Biz de istedik ki mümkün olduğu kadar ordumuzu savaşa bu kısa dönemde hazırlayalım. Az kanımız dökülsün. Daha az zayiatla, daha az itkinle bu muharebeyi, zaferi kazanalım, uğuru alalım. O canla başla, o fikirle, o düşüncelerle biz hummalı bir hazırlığa giriştik. Tabii çok eksiklerimiz çıktı. Türk kardeşlerimizle kömekli oldu. Beraber değerlendirdik. Eskilerimizin bir kısmını giderdik, bir kısmını gideremedik. Yardım aldık. Kardeşlerimizden de yardım aldık. Hem silahta hem tesisatta. Sistemleri getirdik ama bizim bu inancımız, bu o işgal edilen toprakları alacağımız inancı ve Allah'ın da bizim yanımızda olduğu inancı bize galebeyi getirdi diyebilirim. Daha ilk günden itibaren. Çünkü her şeyde inanç çok önemli. İman çok önemli. Bir şeye inanıyorsanız, ne kadar çok inanıyorsanız o kadar çok ona yaklaşıyorsunuz. Bu sefer o inanç vardı. Askerlerimizde de o inanç oluşmaya başladı geçtiğimiz talimlerde. Hatta daha sonra hikayesini anlatacağım. 2. Kolordu muavini, eğitim üzere muavini Şükrü Amidor. Allah rahmet eylesin. 2016 April dövüşlerinde milli kahramandır kendisi. O zaman biz beraber bu yoklamaları geçtiğimizde tanıştık. Beraber eğitimler geçtik, tatbikatlar geçtik. Kürt Mahmutlu da kendisiyle Ermenilere karşı yapılacak olan taarruz harekatının da beraber talimlerini geçtik. Aramızda şakalaşırdık. Bana derdi hep not tutarsın. Benim Türklerden öğrendiğim en önemli şeylerden biri not tutmaktı. Onlar hep yanlarında defter taşırlar zabitler ve hep not tutarlar. Bizde de en büyük eksiktir. Azerbaycan zabitleri maalesef biz pek şeyi tutmayız, not tutmayız. Yani canlı canlı tutmayız. Türkler tuttuğu için bizde de o alışkanlık var. Şükür bana derdi, yine mi not alıyorsun, yine mi benim eksiklerimi yazıyorsun derdi. Öyle latifeleşirdik böyle, zarafet ederdik birbirimize. Şükür kardeşimle sonra zaten dövüş başladığında da beraber bir yerdeydik. En son Cebrail'le, Cebrail alanında orayı alan
komutanlardan bir tanesi de kendisiydi. Ve bir şeklimiz de var. Onu da sizinle paylaşırım. Ondan sonra zaten kendisi Kubatlı'dı. Mayıs Paşa da oralı. Diğer bir yardımcısı daha var. O da oralı. Bunlar bana Kubatlı'nın şekillerini de göstermişlerdi. Her Azerbaycanlı'nın, Karabağ'da doğan Azerbaycanlı'nın en büyük zaten emeli o köyüne gitmek, köyünü görmek. Yani bu zabitlerinde de var, halkında da var, herkeste var, hepimizde var. Dolayısıyla o da o uydu fotoğraflarından tek tek işaretlemişler. Kimin evi nerede, yıkılmış, yıkılmamış, hangi Ermeni kullanıyor. Herkesin o sevdası o evine varmaktı. Evine varmasına Ramakkal'a Şükür kardeşim Kubatlı'nın son taarruzunda zaten şehadet mertebesine erişti. Ruhu şad olsun. Bunun gibi birçok kardeşimiz de tabii bu yolla maalesef kaybettik. Onlar kanlarını akıttılar ama bedelsiz hiçbir savaş zaten kazanılmıyor. Biz Türkler bunu en iyi bilen milletlerden biriyiz. Bu talimleri geçtiğimizde de işte o zaman da bunları konuşuyoruz. Eğitim olmazsa zayiat olur, kan dökülür. Savaşı eğitimsiz kazanamayız. Ve bunları askerlerimize hissettirmeye çalışıyoruz. Çünkü askerlerimiz tecrübesi olduğu için, savaş görmedikleri için savaşı yaşatmak bir insana bilmediği, görmediği bir şeyi yaşatmak kadar zor bir şey yok. Tahayyül ettirmek kadar. Bunu en iyi sürekli talimlerle, çetin, zor muharebelere hazırlık da yaparsınız. Biz de bunları o Beylagan'ın sıcağında yaptık. Tabii sadece Beylagan'ın sıcağı değil, Beylagan'ın kuzusu da çok meşhur. O kuzuları da yiyerek enerjimiz yerine geldi. Ki bak, kendi vatanım diye söylemiyorum ama bizim kuzu hiçbir yerde yok yani. Türkiye'de o kadar kuzudur, kebaptır, her şeyi yersiniz ama bizim kuzuların tadını hiçbir yerde bulamazsınız yani. Özellikle Beylagan kuzusu gibi bir kuzu. Bunu Türk kardeşlerimiz her zaman geldiklerinde söylerler. Toprağımız çok verimli, çok değerli. Karabağ'a vardığımızda da benim gördüğüm şey oydu. Yani Karabağ o kadar güzel yer ki ben her bölgesinde bulundum. Savaştan sonra da bulunmaya devam ettim. Böyle nadide güzel toprakları 28 yıl sömürmüş Ermeniler. Tabii bunun hakkını alacağız. Zaten Cenab-ı Prezident bunu defalarca söyledi. O kadar güzel topraklar ki insan oraları adım atınca savaşta her galebede bir adım daha yaklaştıkça, o topraklara bastıkça bunun değerini ve keyfini anlatamam. Yani askerlik çok zor meslek, evet. 27 Septembur'da bugün bu karar verilip savaş başladığında ki işte biliyorsunuz sosyal medya hepsi kısıtlanmıştı o zamanlar. Öyle gerekiyordu çünkü bütün muharebelerde böyle de bir baskın oluşturmamız lazım düşmana karşı. Ben de o zaman kıymetlendirme için Bakü'deydim müteakiben. 27'sinden sonra, 3-5 gün sonra tekrar 2. Kolordu bölgesinde cepheye gittim. 2. Kolordu o zaman Şükürbeyli'de, Fuzuli. Kentorez'in biraz daha gerisinde bir komuta yerinde bulunuyordu. Yaklaşık işte muharebe başlayalı 3-4 gün geçmişti. Bana komuta yerinde bir vazife verdiler. Ondan önce rabıta ve ayıs üzerine benim ihtisasım var. Türkiye'de bununla ilgili iletişim sistemlerinin kurulması gerekiyor Karabağ arazisine girdikçe. Çünkü orada bizim altyapımız yok. O altyapıyı sağlamak, askeri haberleşme sistemlerini kurmak stratejik anlamda. Müteakiben bayraktarların iletişimini kurmak, onların görüntüsünü aktarmak. Diğer böyle teknolojilerin görüntülerini aktarmak, makinelerin haberleşmesini sağlamak ve komutanların haberleşmesini sağlamak bizim vazifemizdi. Bu sistemlerin çoğu da Türkiye'den aldığımız için, yeni aldığımız için bunların kullanılmasıyla ilgili eğitim eksiğimiz, teknik personel eksiğimiz de vardı. Türkiye'den aldığımız destekle beni bu işin başına verdiler bildiğim için ve Türkiye'de aldığım eğitimlerden dolayı. Dolayısıyla bunları da kurmak üzere taarruzun geliştiği, yani Karabağ topraklarına girdiğimiz bölgeye gittim. İkinci Kolordu bölgesinde daha önce talim geçtiğimiz Kolordu ile birlikte biz güney sınırımızdan yaklaşık olarak İran sınırından dolayı doğru Azerbaycan topraklarına yani Karabağ topraklarına kendi topraklarımıza girmeye başladık ve taarruz oradan gelişti. Herkes bunu biliyor zaten.
Diğer bölgelerde taarruz gelişmedi çünkü orada yoğun bir tahkimat ve düşmanın çok çetin bir aldığı tedbirler vardı. 28 yıl boyunca yaptığı muazzam bir tahkimat vardı. Aslında bu bizim yaptığımız taktik de bir Türk taktiğidir, Hilal taktiği. Hilal taktiğinin yarım ayını düşünün. Yani bir taraftan güneyden giriyorsunuz, arkadan dolanıyorsunuz ve tekrar o ayı kapatmaya çalışıyorsunuz ki Hankent alınsaydı o ay taktiği tamamen kapanacak ve düşman ortada imha olabilecekti hatta. Her şey tabii nasip kısmet ama taktik aslında klasik Türk taktiği. Yani Türklerin de kurtlardan aldıkları taktiklerdir aslında. Yine Türk taktiğiyle hareket ettik desek yeridir. İlk günlerde çok çamur vardı, yağmur da vardı. Şimdi ben bu teknolojileri sağladığım için bayraktarların iyi görmesi ve çalışması için sis ve dumanın olmaması lazım çok fazla. Çok fazla dumanda maalesef istediklerimi verimi elde edemiyorlar bu sistemler. O yağmurlu günlerde Ermenilerin güllesi, topu vesairesi yoğun bir şekilde üzerimize geliyordu. Ama 3-4 günden sonra hava açıldı ve Ekim ayı olmasına rağmen ki Karabağ bölgesi dağlık 1500 metre, 1000 metre, 1500 metre rakımı var. Normalde Ekim ayında orada yağmur yağar. Mütakiben de kar yağar. Yani olağan mevsim şartları böyle gelişir. Allah'a şükür ki Allah da bizim yanımıza giderken onu kastediyorum. Hava şartları bile bunun şahididir. Bir damla yağmur yağmadı. Hava kapanmadı. Meteoroloji hava kapalı gösteriyor. Sabahleyin saat 6-7'ye kadar kapalı. 8'de bir rüzgar çıkıyor. Ondan sonra pırıl pırıl hava açılıyor. Bir daha da kapanmıyordu ve böyle çok günler geçirdik orada. Yani hava kapansa, yağmur yağsa belki halimiz nice olacaktı. Birçok teknikamızı, personelimizi, araçlarımızı hareket ettirmekte çok zorluk çekecektik. Çünkü yollar bildiğimiz asfalt yol değil. Yani yolların hepsi toprak yol. Bizim açtığımız yollar veya patika yollar, dar yollar. Daha önce kullanılmamış yollardı. Bu yolları kullandığımız için bu hava şartları da hep bizim yanımızdaydı. Askerlerimize gelince bizim birliklerimizin çoğu taarruzun geliştiği güney bölgesinden, cenuptan içeri girdi. Dolayısıyla 2. Korps, 4. Korps ve sonradan kurulan seferberlik korusu işte askerlerimizin toplanıp cem edildiği, birleştirildiği 6. Korps da dahil olmak üzere taarruzun geliştiği bölgeden içeri girdi. Ve benim bulunduğum bölgede büyük bir asker yoğunluğu da vardı. Bunların dışında halkımızın çok büyük yardımları vardı. Onları gözlerimizle gördük. Yani herkes elinden ne geliyorsa, inanın o Fuzuli'ye giden yol var. İki şerittir yani. Başka da yol yoktur yani aşağı İran'a doğru inen yol. O yolun sağa solu yardım malzemeleri de oluyor. Atlet mi istiyorsunuz, askerler için çorap mı istiyorsunuz, patinka mı istiyorsunuz, ne istiyorsanız. Yiyecek mi istiyorsunuz yani kartofundan elmasına, patatesine kadar her şey vardı. Böyle bir halkımızın da orada ne kadar destek olduğunu görüyorsunuz. Yani agregatörlere, jeneratörlere kadar insanlar ellerinden ne geliyorsa getirmişler ve yığmışlar. Yeter ki asker buradan geçerken bunları alsın, ihtiyacı ne varsa alsın, ihtiyacını görsün, tedbirini görsün. Benim de bir faydam olsun, benim de bir katkım olsun şeklinde halkımızın desteğini çok gördük. Ve o bölgeden girdiğimizde ben top atışlarına Türkiye'deki talimlerden ve savaşlardan alışkınım. Fakat dedim ya tecrübe kazanmak için yaşamak da gerekiyor. Her şey eğitimli olmuyor. Güllü atışları, top atışları çok sarsıcıdır. Yani yer yakınıza düşerse yer zelzele olur. Biraz yakınıza düşerse kulak zarınız patlar. Bunların hiç en kötü etkisi blast etkisi vardır. Yani siz istersem yetir. Şarapnel zaten gelirse parçalar ölümlere sebep olabilir. Şehitlerimizin bir kısmını buraya verdik. Bu ama top atışları da tabiatta yağmur nasıl varsa savaşın bir doğası gereği vardır. Yani savaşta ilerleme top atışları altında olur. Yani düşmanın top atışları hep tepenizde olur. Hep bir yerlere bu top mermileri mutlaka düşer. Yani bundan kurtuluşunuz olmaz. Şimdi bizim askerlerimizdeki gördüğüm en büyük tecrübesizlik veya durağanlık veya çekingenlik bu top atışlarına oldu. Her tarafına top düşüyor. Hayatımda görmediği bir şey. Biz bu askeri o şoktan çıkarıp
bunun olağan bir şey olduğunu izah edip savaşa devam ettirmemiz lazım ve ilk günlerdeki belki askerlerimiz üzerindeki biraz heyecan, biraz korku, biraz tereddüt yaşatan şeylerden biri de bu top atışları da ki 3-4 gün sonra askerimiz de bu atışlara alışmaya başladı. Yani bunların olağan olduğunu artık sesine göre ayırt etmeye, üzerinden mi geçiyor, önüne mi düşüyor veya üstüne mi düşecek, mevzi mi alsın, bunları artık yavaş yavaş öğrenmeye alıştı. Çünkü dediğim gibi askeri ortam, savaş ortamı çok farklıdır, acımasızdır ama çok şey de öğretir insanı. Öğrenmediğiniz her şeyin de bedelini kanlıdersiniz zaten. Çok çetin bir muharebe oldu. Hani böyle tek tek anıları anlatmak benim için de çok zor. Birçok meyit görüyorsunuz, ölü görüyorsunuz. Ermeni cesetleri her yerde. Biz şimdi taarruz eden olduğumuz için ekseriyetle meyitler bizim topraklarımızda kalıyor. Dolayısıyla Ermeniler bu meyitlerini geri alamıyorlar. Bizim şehitlerimizin veya yaralarımızın cesetleri de bizim topraklarımızda kalıyor. Bu taarruz eden için bir avantajdır. Yani kendi şehitlerine, yaralarına ulaşır. Çünkü düşman sürekli kan kaybediyor, geri çekiliyor ve tutup bu şeyi alamaz. Yani cesetlerini toplayamaz. Buna da alışmak bir zaman alır. Çünkü askerler de ölü görmedikleri için veya çeşitli hallerdeki işte parçalanmış cesetleri falan görmedikleri için bu da bir psikolojik olarak insanda bir etki yapabilir. Ama bu inanç, bu Karabağ haklı savaşımızın olduğuna inanç la askerlerimizin üzerinde bu tesir kolay kalktı. Yani topçu atışları, düşmanın hava taarruzları, etraftaki işte kan revan görüntüler, bunlar savaşın hep doğasında olan şeylerdir. Yani ve yavaş yavaş bizim askerimiz, bizim nezabetimiz bu dövüş ortamında kendini toparladı, birçoğu şahsi kahramanlıklar gösterdi, birçoğu birliğiyle beraber hareket etti, yılmadı, geri çekilmedi. Bazen ikmal noktasında yetişemediğimiz yerler oldu, aç kaldı belki, az yemek yedi vesaire ama direndi. Soğukta yattı, işte bunların şekillerini, fotoğraflarını paylaştılar. Bazı yerlerde bunları gördünüz. Ve özellikle ilk muharebeler, Cebrail'in alınması veya Cebrail'e kadar olan ilk düşmanın yarılması hadisesinde çok itkin, çok kan kaybı verdik. İlk üç günde zaten herkes biliyor ki bunu. Bizim en büyük etkinimiz, zayiatımız bu ilk üç günde olmuştur. İlk tahkimlere, ilk düşman tahkimlerini çarptığımız sonra. Sonra yavaş yavaş gün geçtikçe bizim itkinimiz azalıp düşmanın itkisi ve meyit artmaya başladı. Muharebede benim işte yaşadığım şeylerden bir tanesi, yanımda bir generalimiz var, beraber hareket ediyoruz. Bala Sultan'da da düşman bizi Kubatlı tarafından gördü. Böyle birkaç tane hikayeyi de çok kısa anlatayım size. İşte kendisine dedim, bizi gördü ve görerek atıyor. Şimdi düşmanın minatanı, havanı yani minatanları iyidir, iyi atar. Özellikle onların da eğitimli askerleri savaşın başında kırıldıktan sonra, geri çekilmeye başladıktan sonra bu tabii ki iyi dövüşme ve talimli askeri de kaybettikten sonra onların da yedekleri devreye giriyor. Daha az talimli olan askerler devreye giriyor ve düşman da zayıflıyor ve muharebe gücünü kaybediyor. Ama ne kadar da olsa bizi gördükleri için birincisini de tutturamasalar da düzelterek, bu minatan dediğimiz şeyi düzelterek siz hedefe yaklaştırabilirsiniz. Ben de bunu gördüm. 500 metre kabağımızı attılar. Sonra 300 metre kabağımızı attılar. O zaman anladım ki bunlar bizi gördü. Biz tepedeyiz zaten. Bir vışkanın tepesindeyiz. Orada sistem kurmaya çalışıyoruz. Paşam dedim, yani şu küçük bir yer var, oraya sığınalım veya aşağı düşelim, bize görerek atıyorlar. Yak dedi, bize bir şey olmaz dedi. Ali Dalbay'ım dedi. Allah bizi korur da dedim. Bir tane minatanla bir tane generali vururlarsa bunun psikolojik üstünlüğünü biz bir türlü toparlayamayız dedim. Yani çünkü bunlar çok önemli şeyler.
bir genelde vururlarsa bu riske de giremeyiz. Ondan sonra neyse bir şey olmaz falan derken ben bir ses duydum. Üçüncü mermiden sonraydı. Sesten anladım ki mermi üzerimize düşüyor bu sefer, artık ileriye geçmedi. Dedim herkese yere yatın. Mermi üzerimize düştü. Toz bulutu oldu. Ondan sonra biz genelde sıcağı sıcağına işte yaraları veya böyle şarapnel parçalarını pek hissetmeyiz. Muharebenin sıcağında, heyecanında, şokunda. Dolayısıyla bende de bir alışkanlık. Ben üzerimi yoklarım hemen, bakarım. Yani bir şey girmiş mi veya bir şey bizden geçmiş mi? Çünkü hemen onu tespit edip kanamayı durdurmak lazım ki eğer durdurmazsanız belki kan kaybından kendinizi veya yanınızdakini şehit mertebesine çıkarabilirsiniz. Böyle bir şey olmasın diye tabii ki ilk yaptığımız şey hemen bir üzerimizi sıcağı sıcağına yoklamaktır. Sağımıza solumuza bakmaktır. Baktım bende bir şey yok. Hemen paşamı şöyle bir kaldırdım. Sağına soluna baktım bir şey var mı diye. Şimdi sıcağı sıcağına hissedilmiş. Baktım orada da bir şey yok. Şarapnel parçası falan da görmeyince sadece camlar falan kırılmış. Bir blast etkisi var. Ondan sonra toz bulutu da biraz dağılmaya başladığında bir ayaklandık şöyle baktık. Bulunduğumuz yer bizim tepe olduğu için tepenin doğası gereği bir tarafı böyle keskin yardır. Mermi aslında tepemize düşmüş, doğru vurmuş yani düşman isabet ettirmiş. Fakat hemen düştüğü yer 50 metre yanımız. Orada bir yar var. Yarın diğer tarafına düşmüş. Toprak bize siper olmuş ve bütün blast etkisi, şarapnel parçası diğer tarafa gitmiş. Bizim bulunduğumuz yere toprak emdiği için gelmemiş. Allah korumuş yani. Türkçesi bunun başka izahı yok matematik olarak baktığımızda. Çünkü düşman da oradan baktığında hedefe oturttum ve vurdum diye çarpı atıyor bizim üzerimize. Yani ayakta görene kadar tekrar öyle oluyor. Ondan sonra Mehmet Paşam, işte o zaman Paşam sağ olsun dedi bana, evet şimdi aşağı inelim dedi. Dedim şimdi inmeyelim. Bir fasıla daha verilmesi lazım, ondan sonra inelim. Böyle birkaç tane hadise yaşadık. Yani neticede savaş meydanında kimin ölüp kimin kalacağını siz ne kadar tedbir de görseniz kendiniz karar veremiyorsunuz yani. Savaş meydanı çok farklı bir doğası var. Fuzuli'de de böyle bir taarruz giderken toplar düşüyordu. O kadar çok top düştü ki yani yağmur gibi. İçerisinden birliklerimiz geçiyordu. Hiçbir birliğimizin hiçbir şey olmadan geçtiğini de gördüm 3-4 saat boyunca. Hiç kimsenin kılına dokunmadan. Yani bu tamamen takdir ilahi. Ama bazen bir mermi geliyor, binlerce kişinin içerisinde bir kişi iki kişiye isabet ediyor ve onları şehadet mertebesine çıkarabiliyor. Savaşın doğasında bu var. Biz çok iyi dövüştük, mükemmel dövüştük diyemem. Bütün savaşlarda bu var. Hatalar çok yapılır bütün savaşlarda. Yani barış zamanında yapmayacağız birçok hatayı, savaş zamanında yaparsınız. Biz daha az hata yapan taraftık. Yani realliğe baktığımızda biz daha az hata yapan, daha fazla inanan ve daha az hata yapan taraftık. Savaşı böyle aldığımızı düşünüyorum ve stratejik akıl, stratejik kararlar hakikaten çok etkili. Biz direnseydik Adam bölgesinden taarruz yapmaya, doğrudan Han kentine yakın olmakla birlikte oradan girmeye hala ısrar etseydik belki 3-5 gün içerisinde askerlerimizin çoğunu kaybedecektik. İşte bu stratejik akıl, komutanlarımız verdikleri kritik kararlar ve doğru hareket tarzı İran sınırından, düşmanın daha zayıf olduğu bölgeden bizim hücum etmemizi ve hiç ummadıkları Hadrut'a, Hadrut aslında Ermenilerin direnek noktasının kalbi diyebilirim Hadrut. Hiç ummadıkları, hiç geleceklerini düşünmediğimiz bir yerdi ve biz oraya el attık. Hadrut'a el attık ve tabiri caizse düşmanın kalbini söktük. Ki Ermeniler bunu basında vermediler. Cebrail'e girdiğimizde de aynı şey vardı. Cebrail'e bile aslında o kadar hızlı geleceğimizi düşünmüyorlardı. 9. alayın karargahına ben girdiğimde alay komutanına dahil herkesin evrakları, mahfi senetleri, her şeyleri ortadaydı. Kaleminde, hatta telefonları bile ortada olanlar vardı. Yani bu kadar beklemiyorlardı bizi. O kadar kısa sürede buralara varacağımızı beklemiyorlardı ve her girdiğim kentte bunu gördüm. Daha ekmek sıcak olarak daha çöreği işte sofrasında duran, çay bardağı yarım bırakılmış duran. Hatta bir tanesini yumma makinesi, çamaşır makinesi çalışır vaziyette olan köy
evi bile gördüm. Yani belki 3-4 saat önce canlarını zor kurtarmışlar ve aklıma şu geldi. Allah'ın hikmeti 92. yılda bize yaşattıkları geldi. 92 yılda bize nasıl yaşattılarsa, onlar çıplak ayak gittilerse, benzeri şekilde onlar da o oralardan, o kentlerden, o köylerden öyle gittiler. Yani bunu halkımız bilsin. Ve bu Allah'ın adaleti. Aklıma hep o görüntüler gelmişti yani. 92'de bize yapılanların benzerini biz onları isteyerek yapmadık. Biz neticede savaşıyoruz ama o köylerde olan sivillerdi, ahaliydi, halktı. Daha erken de boşaltabilirlerdi. Ama o kadar inanmışlar ki bizim oralara gelemeyeceğimize son dakikaya kadar boşaltmamışlar köylerde. Ve Hadrut dahil olmak üzere Hadrut'a da girdiğimizde bütün dükkanlarda kıyafetler, dükkanlar ağzına kadar dolu, arabalar hepsi yerindeydi. Hiçbir şeyin camı çerçevesi bile inmiş değildi. Dükkanların kapısını kapatıp gitmişlerdi. Ancak buna fırsat bulamamışlardı. Kelbecerler içindeki gibi süre verilmediği için yakıp yıkmaya veya orada bir tuzak, bir şey yapmaya hiç fırsatları olmamıştı ki şu da bir gerçektir. Biz de birçok ikmalimizi onların padvallarındaki o balonlardan, turşulardan yani bizim ürünlerimizin turşusundan yaptık ki tabii ki 28 yılın karşılığı değil ama en azından onlar zaten ganimettir savaşta. Ki zaten kendi topraklarımızın kendi mahsulleridir. Onları da afiyetli askerlerimiz savaşta tükettiler. O turşuları da yedik, onların kuzularını da yedik, mal etlerini de yedik, hepsini istifade edildi. Ballarını da yedik. Gayet de güzelmiş. İnşallah o köylere bizim halkımızla yerleştiğinde aynı tatta lezzette Karabağ'ın toprağından, veriminden dolayı oraları en kısa zamanda işletirler, o mahsulleri verirler, o üzümler, bağlar, bahçeler. Dedim ya cennet, Karabağ bir cennet yani. Karabağ diye ağıt yakmakta atalarımızın, büyüklerimizin çok büyük payı var. Karabağ hakikaten çok yeşillik, taşı toprağı altın desek yeridir. Yani Kelbecer bölgesinde gördüm ben, her taraftan su fışkırıyor. Turşu suyu ayrı, isti suyu ayrı, yani meyveleri ayrı, her türlü meyve, taşı toprağı altın. Altın madenleri var, her tarafta kızıl madenleri var. Bunları yıllarca işletmişler. İşte buralara girip adım attıkça insanın aklına bunlar hep geliyor. Hem bir sevinciniz var, buruk sevinç. Biz askerler hiçbir zaman o sevinci tam yaşayamayız. Çünkü her zafer bizde birçok bedelle geldiği için, en yakınlarımızı, kardeşlerimizi götürdüğü için içimizde bir buruk sevinç vardır. İşte demin anlattığım Şükrü Amidor gibi birçok kardeşimizi maalesef buralarda kaybediyoruz. Kalanlar için ayrı bir aslında zor o yükü taşımak. Kardeşlerimizin kanını aldığımız için çok mutluyuz. Vicdanımız rahat. 28 yılın hasretini giderdiğimiz için vicdanımız rahat ama insanın içerisinde ne kadar da olsa o sevinci biraz buruk yaşıyorsunuz yani. Gülümsemenin ötesine geçemiyor, kahkaha atamıyorsunuz tabiri caizse. Zafer haklı bir zaferdi. Ve bunun gururunu daha yaşamaya da devam edeceğiz. Ve bu burada da kalmayacak. Ben ona inanıyorum ki Türk dünyası olarak, sadece Azerbaycan halkı olarak değil, Türk dünyası olarak daha birçok zafer göreceğiz. Nasıl bu topraklar zamanında bizden çeşitli oyunlarla, darbelerle alınmışsa, unutturmaya çalışılmışsa kimliğimiz, zamanında Türk olduğumuzu bile bilmiyorsa birçoğumuz, inşallah bunların hepsi artık geride kaldı. Bu yüzyılın bizim yüzyılımız olduğuna kalpten ve gönülden inanıyorum. Sadece Azerbaycan zabiti olarak değil, bir Türk zabiti olarak, Türk dünyasının bir zabiti olarak bununla gururlanıyoruz ve ümidimiz var, çok büyük ümidimiz var. Karabağ'da tam istediğimiz gibi bizim olacak. Yani geçiş dönemidir, bazı şeyler siyasidir ama daha iyi noktalara geleceğiz. Yani kimse böyle içinde acabalar yaşamasın. Yarın hani buradan çok şey yapmak istemiyorum ama herkesin hayalindeki hakkımız olan neyse onu alacağımıza ben, silah arkadaşlarım, görüştüğüm birçok insan, Türk kardeşlerim, Türkiye'deki arkadaşlarım, silah arkadaşlarım hepsi inanıyor ve inanmak her şeyin başlangıcı olduğunu da bu savaş bize gösterdi. Yani
Çok şey yaşandı ama çok güzel bir netice alındı. Neticede biz bu kadar itkin verdik zaten. 92'de de verdik ama toprak kaybettik sonucunda yani. Yani bedelsiz hiçbir şey olmuyor. Yeter ki karşılığı olsun. O yüzden bu işte cephede temas hattında olduğum için ben birçok yere gitme fırsatı buldum. Komuta yerlerinin kurulmasında bulundum. Edirne Ahulu'ya da gittim. Yani Fuzuli tarafındaki dövüşlerde de bulundum. Hadrut'un alınmasında da oradaydım. Ve en son ve en güzeli Şuşa'nın alınmasında da şahitlik ettim. Şuşa tabii hep bize anlatılırdı, hep gösterilirdi tarihten. Han kendi Şuşa ama insan onu görünce anlıyor. Doğal bir kale gibi karşınızda ihtişamlı bir şekilde durduğunda ve işte 40. günlerde falan muharebenin artık yorgunluğu insanın üzerine çöküyor. Psikolojik yorgunluk da oluyor haliyle yani her insanda, her askerde bu olur. Askerlerde kırılma noktaları vardır. Yani burada hep iki taraf savaşır. İki taraftan bir tarafın azminin kırıldığı nokta vardır, diğerinin daha kırılmalı nokta vardır. Ermenilerin azmini biz ilk Hadrut'un alınmasında kırdık. Hadrut onlar için çok büyük bir kırılma noktası oldu ve oradan sonra zaten savaşta birazcık daha bir hızlanmaya başladık. Onu hissediyorduk yani. Dövüşlerin gidişatından, çarpışmalardan, verdiğimiz zayiatın azalmasından, onların zayiatının artmasından bunu hissediyorduk. İkinci noktada Şuşa oldu. Yani Ermeniler Şuşa'ya biz yolu almaya geldiğimizde, taş altından kalkıp Laçin yolunu kestiğimizde ve bu artık onların medyasında çıkmaya başladığında, Şuşa'nın alınmadığından 3-4 gün önce, artık Ermenilerin bittiği noktaydı. Bunu biz yani orada kendimiz de gördük. Ve bizim de o ne kadar yorgun olsak, Şuşa'nın alınması veya Laçin koridorundaki yolun kesilmesi bizim bütün askerlerimize çok büyük bir ümit, çok büyük bir azim verdi. Tekrar tekrar canlandırdı bizi yani. Daha bir gayretlendirdi. Ve Şuşa'ya giriş birçok hikaye anlatıyor. İşte Zafer Yolu. Şimdi ben Zafer Yolu'nu gördüm. Zafer Yolu'ndan Zafer Yolu diye bir şey kalmamış. Kocaman otoban olmuş. Keşke orası da böyle dar bir yol olarak saklanabilseydi. O yol bir bilemediniz 1,5 aracın geçiş yapabildiği ağaçlar arasında askerlerin teknikalarla, iş makineleriyle açtığı bir yol. Yol demeye bir şahit lazım. Yumuşak bir toprak aslında orası. Allah'tan ki biz oraya girdiğimizde ve Şuşa'ya Husi teyinatlarla gittiğimizde o toprak kuruydu. Kuru olduğu için araçlarımız hareket edebildi. Ama sonra yağmur yağmaya başladı. 8'inde, 9'unda Zafer Galebe gününün öncesi gecesinde ve ondan sonrasında yağmur yağmaya başladı ve o yolda hareket çok zor olmaya başladı. Hatta ben bir seferinde saydığımda 40'tan fazla araç şarampole yuvarlanmış ve aşağıdaydı. Ki ben de zaten 13 Kasım'da Şuşa'dan işimi bitirip döndüğümde ben de şarampole yuvarlandım iki arkadaş. Bizi de bir ağaç kurtardı. Ağaca yaslandı aracımız. 4x4 bir jipimiz olmasına rağmen o yolda jilet gibi kaydı ve biz de aşağıya yuvarlanan araçlardan biri olduk. İşte öldürmeyen Allah öldürmüyor. Orada bir ağaca takılınca içinden çıkabildik ve dedik Ermeni'nin mermisi, güllesi öldürmedi, yol bizi öldürecekti en son. Orayı da atlattıktan sonra sağ salim işte. Üzerinden yaklaşık bir sene geçmiş. Karşınızda bu sohbeti yapabiliyoruz. Şu şeyi anlatıyordum, yarım kaldı. Taş altında çok çetin muharebeler geçti. Düşmanın en son direndiği noktalardan biriydi. Orada da aslında şehitler verdik. Çok kardeşimizi orada da kaybettik. Nicat diye bir kardeşimiz var hatta bugün. Onun da şehitliğini ziyaret ettik. Mezarına gittik. Orada da andık. O da taş altında artık son dövüşlerde kahramanca şehit olan askerlerimizden biriydi. Şuşa'ya girdiğimizde Han kentini ayaklarımın altında gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Yani bu Han kentini almamıza ramak kaldı yani ayağımızın altında. Hakikaten Şuşa'dan baktığınızda şöyle ayağınızı kaldırırsanız Han kenti ayağınızın altında kalıyor. Ve yakında yani 3-5 kilometre mesafesi vardır.
Dövüşte onun yakınlarına kadar gitti. Han kenti alınamadı ama yani bazı rivayetler var. Ben onu şahit olarak söyleyeyim. Han kenti alınamadı. Bir şehir almak kolay değildir. Çok meskun mahalleler büyük olur ve onun içerisine girmek, tamamen kontrol altına almak bazen günleri alabilir. Şuşa'yı da almak zaten hemen bir günde olmadı. Birkaç günümüzü aldı. Hatta biz içeri girdiğimizde ayın 10'unda bile daha içeride Ermeniler vardı. Bunların temizliği, yakalanması devam ediyordu. Çok doğaldır yani şehirlerin hususiyetinden dolayı evlerin korunması, işte evlerin altında sığınakta olmaması vesaire. Şehri kontrol altına almak biraz zaman alır. Ama hangi kendini de alsaydık inanın belki de o Türklerin yaptığı kıskaçı tamamlayıp şu anda Sakarya'da kardeşlerimizin Yunanları kıskacı alıp imha ettiği gibi 2-3 tümeni belki de Karabağ'ın o kalan sözde ordusunda orada imha edebilirdik ama her şey nasip kısmet ve bugünlere de geldiğimiz için şükrediyoruz. Bundan sonrası için de inşallah Allah bize güç kuvvet verir ve bu farkındalığımızı devam ettirir. Unutmayız bugünleri yaşadıklarımızı, geçmişimizi unutmayız ve inşallah çocuklarımız da bunları işte bizlerden, diğer savaşa şahit olmuş insanlardan, büyüklerinden, atalarından dinlerler ve her zamanın milli şuurları, milli bilinçleri, farkındalıkları yüksek olur. Bunları unutmazlar, unutturmazlar. Çünkü unutan milletler her zaman esarete yenik düşmüşler. Ve unutmazsak yarınlarda da bizim olanı, hakkımız olanı mutlaka alırız. Bugünlerde olduğu gibi belki daha az bedel ödeyerek alırız ama mutlaka alırız. Biz kimseyle düşman olmak istemiyoruz ama bize düşmanlık yapanı da unutursak işte o zaman asıl kaybeden biz oluruz. Yaklaşık 8-9 aydır gitmiyordum Şuşa'ya. Görevim de düşmemişti hiç oraya. Şuşa'ya gittiğimde tabii insan kötü hatıraları, bütün insanlarda var bu. Hafızasından çabuk siler ve geri atar. Aynı şey bende de olmuş. Çünkü o topraklara gittiğimde, adım attığımda yaklaşık olarak taarruzun geliştiği o Cebrail'den, Kentoriz'den girip Cebrail'den Hadrut, Hadrut'tan Tuk'tan o Meşelik yol, Zafer yolu ve oradan da Şuşa'ya vardığımda aynı şeyleri, o savaşta yaşadığım bütün günleri, her şeyi tek tek hatırladım desem yeridir. Yani yanmış cesetlerden, imha olmuş teknikalardan tutun verdiğimiz şehitlere kadar bir insanın gözünün önüne geliyor ve ister istemez duygulanıyorsunuz. O ödediğiniz bedeller aklınıza geliyor. Aynı zamanda buruk bir sevinç var. Çünkü benim aldığım haliyle şu anda topraklar çok değişmiş durumda. Şuşa'ya birçok şey yapılmış. O savaşın izleri silinmiş, işte yollar asfaltlanmış, oteller dikilmiş. Yani medeniyet geliyor, o şerait yaratılıyor halkımız için. Bunları görmek işte dedim ya güzel ama buruk bir sevinç oluyor her zaman. Bir yandan da bana hatırlattıkları var. Ruhları şad olsun tekrar. Bütün vatan evlatlarının, emeği geçenlerin, sadece şehitlerimizin değil, yaralılarımızın, bütün katkı verenlerin hepsinin ruhları şad olsun. Benim o zamanlar bir defterim vardı. Yani ben savaşın başından beri dedim ya, Türklerden aldığım bir adettir bu. Hatta Şükrü Amidov da bende bununla ilgili dalga geçerdi. En son görüştüğümüzde de sormuştu defterin neredeydi diye. Burada dedim ama not almıyorum artık. Çünkü savaş başladı artık, muharebe zamanı. O zamanlar eksikleri, yedikleri gidermek için yazıyorduk notlarımızı. O zaman da savaşta gördüklerimi yazardım. Çünkü insan hafızası nankördür, unutur. Özellikle kötü şeyleri çabuk sildiğiniz için burada yapılan hatadır, eksiktir, bunları unutursunuz. O yüzden ben her gördüğüm şeyi yazardım. İleride lazım olur diye. Bunları biz alınan dersler yaparız ve buradaki kitaplaştırırız. Nedir eksik? Bunları giderme yoluna gideriz. Bir dahaki önümüzdeki dövüşlerde bunları yapmayalım diye bunlarla ilgili tedbirleri görürüz. Dolayısıyla buna bir katkı sağlar maksadıyla benim bir defterim var ve gün gün yazardım. Buraya duygularımı da yazardım. Yani sadece oradaki askeri taktik açıdan gördüklerimi değil, işte dörtlükler yazardım mesela. Şiirler aklıma gelen, bu 28 yılın getirdikleri, demin size anlattığım işte yaşadıklarımız, işgalde
yaşadıklarımız, Hocalı katliam öncesi, şimdiki Ermenilerin düştüğü vaziyet, Allah'ın takdiri gibi böyle çeşitli hissiyatları insan savaş zamanı yaşıyor. Özellikle psikolojik olarak şiddet dolu, farklı duyguların olduğu yerlerde insanda değişik duygular inkişaf edebiliyor. Normal zamanda olmayan şeyler. Ben de öyle hissederek şiirler yazardım. İşte 2-3 tane dörtlük yazmıştım. Şuşa alındığımda da bir şiir yazdım. Şuşa alındığı zaman en son yazdığım şiir de oydu. O da Benim Adım Halit Resulzade diye bir Türk zabitinin şiiriydi. Naçizane bir Türk zabitinin. Artık Azerbaycan zabiti demiyorum. Azerbaycan'da Türk olduğuna göre, hepimiz Türk olduğuna göre Türk zabitinin bir şiiriydi. Ben bir Türk zabitiyim. Adım Halit Resulzade. Gözü pek atadan, eli dualı anadan doğmadır şahsiyetim. Metehan'dan, Alparslan'dan, Fatih'ten uzanır neslim. El Emin'den, Ömer'den, Ali'den gelir kuvvetim. Orta Asya'dan Avrupa'ya, Habeşistan'dan yeni dünyaya yaraşır yurdum. Mazlumların umudu, zalimlerin korkusudur silahım. İlimin, irfanın yoludur kalemim. Huzurun bekçisi, barışın güneşidir himmetim. Bana çatan düşmanın nicedir hali. Çanakkale, Kıbrıs, Karabağ'dır bunun timsali. Yolum alimlerin, velilerin yolu. Sönmeyen aydınlığın, hakkın yolu. Şehitlerin, gazilerin, abdalların yolu. Şehitlerin kanıyla, anaların duasıyla bezendi kefenim. Kefenim, formam, silahım, biletidir cennetin. Yaralarım kokusudur bahçesinin. Güneştir, aydır, yalnızlıklarda, soğuk gecelerde yarenim. Yastığım taştandır, topraktır döşeğim. Yüzümdeki kesik, işaretidir kaderin. Her savaşta beklerim, hasretle beklerim. Ya şehadet şerbetini içerim, ya da gazi olur, sıramı beklerim. Böyle bir şiir. Yani ne dersem, Şükür Hamidov'un şehadetinden sonraki hissiyatımla yazmıştım. Yiğidim, yiğidim, sessiz kal yiğidim. Dağ, taş deme, yürü koş yiğidim. Elbette duracaksın bir nefes almak için. Senin için koşacaklar. Toprak ol, gözükme yiğidim. Avuç avuç çek sinene bağları bostanları. Seni muhabbetle anacaklar. Bırak aksın kanın yiğidim. Şerbetini cennet yapacaklar. Seni dualarla yollayacaklar. Bu da Şükür kardeşime yazmıştım da biraz istendim. Bu kadar.